İnanın ki seçim çalışmalarımızı bu duyguyla yapın.
Önce bizden inacağız ki karşımızdaki inansın. 20 yıldır her türlü baskıya direnen benim güzel insanlarım. Buna inanın. İnanın ki sizin inancınızı gözünüze baktıklarında görsünler. Elinizi sıktıklarında hissetsinler. Bugün yaptığımız aslında sadece aday tanımı değil. Bugün burada Rize'nin Millet İttifak iktidarındaki vekillerini tanıtıyoruz. 20 yıldır Rize ile ilgili hiçbir yazılı sözlü önerge vermeyen AKP vekillerine diyoruz ki gidiyorsunuz ve yerinize halkın temsilcisi olarak görev yapacak olan vekiller geliyor. Şimdiden vekillerimize Rize'ye yapacaklarınız yeter için teşekkür ediyoruz. Yüksek öğrenimini Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde tamamladı. 1999 yılından beri Fazilet Partisi ve Saadet Partisi'nde aktif siyaset yapan Yıldız, esnaf, evli ve 4 çocuk babasıdır. Muhammed Yıldız, 2023 yılında Saadet Partisi listesinden Millet İttifakı Rize Milletvekili adayı olarak gösterildi. Konuşmalarını yapmak üzere milletvekili adayımız Muhammed Yıldız'ı sahneye davet ediyoruz. Ben gelmedim kavga için. Benim işim sevgi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldik. Değerli il başkanlarım, ilçe başkanlarım, Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin değerli temsilcileri, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Oğuz Kağan Salıcı Bey, Sarıyer Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Genç Bey, İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Beşeroğlu Bey, Giresun CHP İl Başkanımız, CHP Trabzon İl Başkanımız, Saadet Partisi Yük Üyesi Ümit Çelebi Bey, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Programımıza teşvik eden kıymetli misafirler, hepinizi umuda ve heyecana çağırıyoruz. Neden umut? Neden umut diyoruz? Çünkü her bahar geleceği bir çiçekte başlar derdi Erbakan Hocam. Bizler bu bahçeyi oluşturmak için topyekün bir çiçek olup yeni bir baharı başlatacağız. Neden heyecan diyoruz? Çünkü heyecan olmadan aksiyon olmaz. Heyecan olmadan mücadele olmaz. Heyecan olmadan icraat olmaz. Bizler heyecanı kuşanmış milletvekili adayı kardeşleriniz olarak, sizlerin vekili olarak sizin adınıza haksızlığa, adaletsizliğe, çifte standarda, zorbalığa, liyakatsizliğe, kutuplaşmayla mücadele etmek için İnşallah 14 Mayıs günü heyecanını yitirmiş ve sadece kendi menfaatlerini düşünen mevcut zihniyeti zeminden silmek için buradayız. Millet İttifakı adı altında birleşmiş çok kıymetli 6 partimiz var. Hiçbiri önce ben demedi. Herkes taşını, elini taşın altına koydu. Kıymetli arkadaşlar, daha önceki gibi seçilip ortadan kaybolan eski milletvekilleri dönemini kapatacak ve Rize için elinden gelenin en iyisini yapma gayretinde olan önceliği birilerinin koltuğu veya menfaati değil, önceliği Rize olan milletvekilleri dönemini açacağız inşallah. Bu duygu ve düşünceler içerisinde hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Mübarek Ramazan bayramınız şimdiden mübarek olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Erbakan Hocam'ın dediği gibi zafer inananlarındır ve zafer yakındır. Buradaki tüm arkadaşım inanıyor ki bahar gelecek. Birleşe birleşe kazanacağız inşallah. Allah'a emanet.
Evet. Ya Cumhurbaşkanı'nın eline 5 ayda bir başyaşı batıyamadı. Biliyor musun? Bunlar ne marifetli adamlar. Bunlar var ya. 5 ayda bir eğitim araştırma hastanesine başhekim atamayan bir yönetime gene oy vermeye devam mı edeceksiniz? Bunlar 21 yıldır heyecanlarını kaybettiler. Bunları değiştirmenin zamanı geldi artık. Biz sizlerin huzuruna çıkıyoruz. USAID'a aday olarak birikimimize, becerimizle kendimize güveniyoruz. Gelin hep beraber Rize'de tarih yazalım. Tarih. Allah'ın izniyle bunu yazacağız. Sayın Aslankaya gelebilir. Biz Rize'de, o zaman Ozan Bey vardı, İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı. Biz Rize'de Andon suyunu başlattık. Rize şimdi susuzluk çekiyor, biliyor musun? Köylere tankerlerle su gönderiyorlar, tankerlerle. Orada Şaban suyu diye Ozan Bey demişti ki, Şaban suyu deresi var. Onu ayıralım, 20-30 yıl sonra bu su yetmez, onu tekrar bağlayalım oraya diye. Bunlar ne yaptı biliyor musun? Andon'un başına HES yaptılar, suyu HES'e bağladılar. Şimdi benim ilçelerimde susuzluk çekiyor, benim köylüm susuzluk çekiyor. Bunlar ne marifetli arkadaşlarmış ya. Buradan Rize'de yaşayan Artvinli kardeşlerime, İspirli kardeşlerime, Trabzonlu kardeşlerime, Giresunlu kardeşlerime, Ordulu kardeşlerime, Samsunlu kardeşlerime sesleniyorum. Sizin de milletvekiliniz olarak biz size Trabzon'dan milletvekili aramaya gerek yok. Seçin bizi, milletvekiliniz biz. Emekli abilerim, sizlere sesleniyorum. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı dedi ki, Kurban Bayramı'nda 15 bin lira ikramiye vereceğim. Şimdi soruyorum, 2 bin liraya mı oy vereceksin, 15 bin liraya mı? Tercih senin. Ayağının altı öpülesi analarımız, kadınlarımız. Bakın bu Cumhur İttifakı bütün haklarınızı alıyor. Allah göstermesin, iktidar olduğu zaman hiçbir yerde çalıştırmayacak sizi. Sadece eve tıkayacak sizi. Kazanılmış haklarınızı tekrar daha fazlasını sizlere almaya Millet İttifakı olarak biz hazırız. Siz hazır mısınız? Saygıdeğer, saygıdeğer konuklar. Görüyorum ki Rize kararı verdi. Şimdiden beni korku sardı. Acaba size layık olabilecek miyim diye seçildiğim zaman. Ama hiç şüpheniz olmasın. USAID'e verdiğiniz oyları size ananızın ak sütü gibi helal ettireceğimize buradan namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum. Tekrar hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bu seçimde Rizeli hemşehrilerime sesleniyorum. Bu seçimde emekliler kendinize oy verin. Gençler kendinize oy verin. Analarımız kendinize oy verin. Artık bu müteahhitlere oy vermeyin. Biz burada müteahhit isek Ankara'da da müteahhit olacağız. Bunlar gibi Ankara'da müteahhit olmayacağız Allah aşkına. Sizleri tekrar seviyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.
Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Necla Kaçan ve değerli büyüğümüz Kenan Bıyık'la aramızda kendilerine hoş geldin diyoruz. Şimdi de milletvekili adayımız Tahsin Ocaklı'nın özgeçmişinden bahsediyorum. 1959 yılında Rize'nin Ardeşen ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ardeşen'de, lise öğrenimini Kadıköy Ticaret Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. İstanbul'da altyapı ve üst yapı projelerinde yönetici olarak görev aldı. Çeşitli dernek, vakıf ve STK'larda yöneticilik yaptı. Amatör olarak müzikle de ilgilenen Ocaklı, Karadeniz müziğine ve kültürüne çok sayıda eser kazandırdı. Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında uzun yıllardır siyasetin içinde var olan Ocaklı, partinin birçok kademesinde yöneticilik ve adaylık süreçlerinde yer aldı. Evli ve iki çocuk babasıdır. Tahsin Ocaklı 2023 yılında Cumhuriyet Halk Partisi listesinden Millet İttifakı Rize Milletvekili adayı olarak gösterildi. Konuşmalarını yapmak üzere milletvekili adayımız Sayın Tahsin Ocaklı'yı sahneye davet ediyoruz. Değerli Genel Başkan Yardımcı, hoş geldiniz. Milletvekilim Mehmet Bekaroğlu, hoş geldiniz. Belediye başkanlarıma, il ilçe başkanlarımda, komşu ilçelerimizden, illerimizden gelen başkanlarıma sevgiler, saygılar sunuyorum. Aday arkadaşlarım, Kenan, bugün sabah beraberdik, gezdik. Kenan Bey'i siz hatırladınız, ben de hatırladım. Bir sürü aday arkadaşlarımız, bir tanemiz aday arkadaşlarımız. Hepimiz birlikteyiz, bunu unutmayalım. Neredeyiz? Aday tanıtım toplantısında. O halde okundu ama biraz da ben kendimden söz edeyim size, olur mu? Göksel Vekilim bir heyecan ile zaten sizi ayağa kaldırdı. Doğru mu? Muhammed Vekilim'in dingin sesiyle size söyleneceği söyledi. Ama aday tanıtım toplantısı ya, eksik kalan yerleri olabilir, kendimi tanıtayım istiyorum biraz ben. Tahsin Ocaklı, bazen yan komşuda Şevki Reis'in balıkçısı, bazen çay tarlasında işçi, bazen bir bakarsın bir doğa aktivisti, bir bakarsınız tomurcu Rıza Dayı'nın kabuk soyan elemanı, bir bakarsınız bir çay ocağında çalışan birisi ve sonra aldığı eğitimine de dul kalmış babaannesi tarafından okutulmuş, 19 yaşında bir dul kadın tarafından okutulmuş ve inşaat mühendisi olarak mezun olduktan sonra Türkiye'nin çeşitli illerinde ciddi deneyimler kazanıp işte bu deneyim ve birikimlerini liseliğe paylaşmak için büyük bir heyecan duymuş. Zaman zaman bunu siyaset, zaman zaman da bir sanat adamı, bazen de müzik insanı olarak dillendirmeye çalışmış. Bu sevdadan vazgeçmeyen bir Rizeli kardeşimiz. Heyecanım bitmiyor. Neden biliyor musunuz? Ben Rize'nin tarihinde ilk defa partilerin bir ittifak halinde bütün adaylarımızın, herkesin, tüm insanlarımızın kocaman bir heyecanına tanık oldum. Biliyorum, siz de biliyorsunuz, hepimiz görüyoruz ve inanıyoruz. Rize çok uzun yıllar sonra 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında hakkını alacak. Rize hakkını alacak. Kuşkunuz olmasın. Aday tanıtım toplantısında sizlere ayrı ayrı propaganda yapacak değilim elbette ama başlıkları vermeden geçmem doğru olmaz. Gençlerle ilgili çözümlerimiz var, aday arkadaşlarım bir sürü bahsettiler. Öğrencilerle ilgili
ilgili çözümlerimiz var. Öğrencilerimizin beslenme çantası, sütü, suyu, yemeği, kreşleri, KHK'larda burs durumları, işçilerimiz için çözümler, emeklilerimiz için demin bahsedilen ikramiyeler. Aslında her şeye dair altılı masa oturdu, konuştu ve büyük bir ittifak ile çok özenle hazırlanmış, hepimizin anlayıp kabul edebileceği bir biçimde bir proje ortaya koymuştuk. Bize de Rize'den bu projelere sahip çıkıp ittifakın bu projelerini Rize'li adına bir bir yerine getirmek kalıyor. Hiç şüphemiz olmasın, hiç şüphemiz olmasın, kazanan biz olacağız. Seçim sürecine kadar, 15 Mayıs sabahına kadar, biz gerekirse sabahlara kadar alanlarda olacağız. Sizlerle beraber 15 Mayıs sabahında şımarmadan sadece Rize'nin geleceğini daha iyi bir yere getirmek için kutlama yapacağız. Sen de aynı biliyorsunuz. Buranın 1,5 milyon insanının geçimini ilgilendiren bir çay tarımımız var. Ve bu tarım sektöründe üreticinin çok büyük sorunları var, çalışanının çok büyük sorunları var. Velhasıl burada insanlar bundan dolayı geçinenler artık geçinemez hale geldiler. Ne istiyordunuz ya? Ya size 4 dönemdir 3 vekillik vermedi mi bu insanlar? 4 dönemdir size verilen bu gücü kullanıp Rize'nin için ne yaptınız? Çaykur'a dair ne yaptınız? Özelleştirme tehdidi hala önümüzde durmuyor. Varlık fonunda Çaykur'un bir tehlikesi yok mu varlık fonun içinde kalmak suretiyle? Çaykur üreticilerinin işte fiyatları siz %123 yeniden değerleme oranı koyarak herkesten aldığınız vergileri büyüttünüz. Benim çay işçinin durumu ne olacak? 15 liradan aşağı 1 kuruş verirseniz bunun hesabını sorarız. Çayın üreticileri hakkını alacak. Bu kadar basit. Uzun sürdü, sıkıldınız biliyorum. Uzun sürdü, sıkıldınız. Belki bir ara türkü söylüyoruz. Şey yaparız falan. Ama şaka bir yana sizden bir tane ricamız var. Bir tane ricamız var. Kavga yok. Tartışma yok. Rize'nin hemşericilik duygularına, aidiyetine saygı duyacağız. Şimdiki Cumhurbaşkanı hepimizin Cumhurbaşkanıdır. Bizim derdimiz şimdiki Cumhurbaşkanı'nın şahsı ya da kimliğiyle ilgili değil, Türkiye'de ve Rize'de yapılan haksızlıklarla ilgilidir. Bu haksızlıkları önlemek için, vatandaşımızı rahat ettirmek için yola çıktık, kazanan biz olacağız. Hepinizi çok 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 özenle, sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Hepinizi kucaklıyorum. Akşam ikramında birlikte olmak dileğiyle sözleri sizi çok uzatmadan sıkmayacağım. Çok çok teşekkür ediyorum hepinize ayrı ayrı katılımlarınız için. Sevgilerimi, saygılarımı sunarak konuşmamı burada bitiriyorum. Muhterem Genel Başkan Yardımcımızın nezdinde protokolün saygıdeğer mensupları, salonda bulunan Millet İttifakı'nın değerli şahsiyetleri, hepinizi saygı, sevgi, hürmetle selamlıyorum. Bu birlikteliğimizin zaferle sonuçlanmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Evet, öncelikle böylesine değişik dünya görüşlerine mensup insanları bir araya toplanmasına vesile olan Millet İttifakımızın 6 genel başkanına buradan gönülden saygılarımı sunuyorum. Değerli Rizeliler, muhterem protokol, ülkemizin ihtiyaç duyduğu bir ortamı burada beraber yaşamaktayız. Yıllarca
Bu insanlar birbirleriyle düşmanlaştırıldı, ötekileştirildi. Bunun bedelini bu millet ortakça ödemiş oldu ve bu milletin ilerlemesi, gelişmesi değerli kardeşlerim layık olduğu yere getirilmedi. Bugün bu ülkede Millet İttifakı'nın bu hale gelmesi inşallah bir baharın bir müjdesi olacağını burada bu salonda beraber görmekte, beraber yaşamaktayız. Değerli arkadaşlar, değerli kardeşlerim demek istiyorum. Meydanlarda bu kardeşini çok gezdiği için bir müjde vermek istiyorum. Ben 2 yıldan beri partimin hatibi olarak 40 il gezdim ama klasik bir gezi değil. Gittiğimiz yerlerde bütün ilçelerin ve illerin ana merkezlerini gezerek, yani şu ana kadar takriben 250 bin insanla birebir modu moduna el sıkışan bir kardeşiniz var. 15 günden beri 25 gündür Avrupa'yı gezdik. Akşam Artvin'deydim, 10 gün önce Hopa'da idik. Açık ve net söylüyorum, Abbas yolcu gidiyorlar. Ama bir şey de söyleyeyim. Bahar geliyor ama unutmayın. Her bahar çok sert bir kışla başlar. Yani sert bir mücadele başlayacak. Zor bir mücadele başlayacak. Sandıklarda zor bir mücadele başlayacak. Nasıl bir sert kışla bahar geliyorsa sandıkların başında adeta o sandıkları kucaklayarak, adeta o sandıkları bir namus bilerek, mücadele ederek baharı getireceğiz Allah'ın izniyle. Ve şunu da duyuyorsunuz. Şunu duyuyorsunuz. Sayın Başkan, ben bunu çok duyuyorum gittiğim yerlerde. Başkanım, CHP'nin okunun altına, altı okunun altına mührü vururken vicdanınız sızlamayacak mı? Bunu diyenler anlayın ki cüzdan meseleleri var. Ey Rizeliler, Millet İttifakı'nın şerefli insanları, biz evet Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Saadet Partisi'nin ben genel idare kurulu olarak, üyesi olarak, bir hatip olarak buradan aykırıyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 okulun altına mührümüzü Saadet Partisi'ne vururken cüzdanlarımıza girecek olan kirli ve haram paralardan değil, hak, hukuk, adalet diyerek vuracağız. Ve şunu da unutmayalım. Peygamber Efendimiz hakkı bilip de söylemeyen dilsiz şeytandır buyurmuş. Ben muhterem Cumhurbaşkanımıza bir tweet attım. Muhterem Genel Başkanım, geliyor Mücahit Kılıçdaroğlu diye. Mücahit ne demek? Adaletsizliğe karşı adaletin mücadelesini veren demek. Ve başkanım, CHP'yle nasıl bir oluyorsunuz? Biz CHP'yle yeni bir olmadık. Burada diğer partiler CHP'nin altına mühürlü vurduğumuz zaman kimse CHP'li olmuyor. Herkes özünde siyaset yapacak. Ama biz CHP'yle bir olmadı, yeni olmadık. Biz CHP'yle 74'te bir olduk. 7 düğüne rağmen Kıbrıs destanını yazdık. Ama ey AKP'liler, ey AKP'liler, sizse büyük şeytan ABD ile bir oldunuz, büyük Orta Doğu işbirliği ile gittiniz, Bağdat'ı işgal ettiniz. Hangi yüzle bunları söylüyorsunuz? Değerli kardeşler, Sunucu hanımefendi kardeşimiz, Sunucu hanımefendi kardeşleri kardeşimiz dedi, başkanım lütfen elinizden geldiğince kısa kesmeye çalışın. Onun için ben de kısa kesmek zorundayım. Muhterem Genel Başkanımız da burada. Teşekkür ediyorum. Muhterem Genel Başkan Yardımcımız Ankara'dan gelmişler. Bizim misafiri
Ben bu bölgenin çocuğuyum. Bu meydanlar dar gelecek. Bu meydanlar dar gelecek. Değerli kardeşlerim, ben Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımıza sevgimi ifade eyledim. Elimde değil beyler. Sevgi gönülde eğer samimiyse dışarıya yansır. Elimde değil, samimiyetimle söylüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nu seviyorum ve güveniyorum. Açık ve net söylüyorum. Vallahi bizi anlamayanlar kıskansın mı demek de istemiyorum. Onlar da bizi anlasınlar diyorum inşallah. Ve ben bu duygularımla, evet, bir bahar geliyor. Yeni bir bahar geliyor. İnsanların inançlarını özgürce ifade ettiği ve inançlarına karışılmadığı bir bahar. Bir bahar geliyor. Artık Türkiye'de Kürt'ü Türk'ü, Sünni Alevisi gibi çirkinliklerin ortadan kaldırıldığı bir bahar geliyor. Bir bahar geliyor artık. İnsanların özgürce yaşadığı, adaletin, sosyal adaletin olduğu, adil paylaşımın olduğu, artık zulmün olmadığı, tek akılla değil, kolektif akılla idare edilen bir ülkenin olduğu yeni bir bahar geliyor. Hak, hukuk ve adalet denilen yeni bir bahar geliyor diyor. Saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum değerli kardeşlerim. Ondan bir hafta önce İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanlığı kurşunlandı. Şimdi şunu açıklıkla söyleyeyim. Biz bu milletin ağzının tadı bozulsun istemeyiz. Biz kimsenin burnu kanasın istemeyiz. Biz Türkiye'de uzun bir dönem iktidar olan şu andaki iktidar partisinin değişiminin kimsenin burnu kanamadan huzur içinde gerçekleşmesini isteriz. 2002 yılında iktidara geldiklerinde kimse onların iktidarını tartışmadı. Mazbatayı verelim mi vermeyelim mi tartışması bu ülkede olmadı. Seçimi yenileyelim mi yenilemeyelim mi tartışması bu ülkede olmadı. Sandıktan Adalet ve Kalkınma Partisi çıktı. Millet dedi ki gereği yapılacak. Tayyip Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı, o dönem Abdullah Gül'dü biliyorsunuz başbakan, İktidar devralacak. Bundan daha doğal bir şey var mı? Biz ilk defa mı seçim yapıyoruz? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti ilk defa mı seçim yapıyor? Partiler değişir, iktidarlar el değiştirir. Amaç Türkiye'ye hizmet etme yarışıdır. Biz bu yarış için varız. Siyasi partiler bu yarış için var. Ama bugün üzülerek görüyoruz ki, 2019'dan beri üzülerek görüyoruz ki, sandıktan millet iradesi çıkıyor. İktidar diyor ki ben bu millet iradesine inanmıyorum. İktidarın küçük ortağı diyor ki 14 bin oyla İstanbul seçimi bitmez. Kaç oyla biter beyefendi? İstanbul seçimi kaç oyla biter? İstanbullu bu soruyu sordu. 800 binden fazla oy farkıyla İstanbul seçimini bitirdi. Bu önümüzdeki 30 gün sonraki seçimde de ortamı germek isteyenlere biz prim vermeyeceğiz. Bütün bu yapılanlara, seçim bürolarına yapılan saldırılara prim vermeyeceğiz. Biz soğukkanlı duracağız. Bizim derdimiz 14 Mayıs'ı bayrama çevirmek. Bizim amacımız bu. Biz Türkiye'de herhangi bir şekilde zorluk yaşayan insanımızın daha da zor bir duruma düşmesini kesinlikle istemeyiz. Ama şunu söyleyeyim. Hakkımızı da yedirmeyiz. Kimseye hakkımızı da yedirmeyiz. Biz bu mücadeleyi, bu altı siyasi partinin mücadelesini kutsal bir iş belledik. Onun arkasından yürüyoruz. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacak, bunu biliyoruz. Buna inanıyoruz. Ama rehavete de kapılmıyoruz. Son dakikaya kadar sandıklar kapanıp sayım bitip ıslak imzalı tutanaklar partili arkadaşlarımızın eliyle teslim edilene kadar biz bu mücadelenin bir neferiyiz.
Bu mücadeleden geri adım atmayacağız. Hep beraber bu mücadeleyi kucaklayacağız. Onun için sizlerden ricam, coşku iyidir, heyecan güzeldir ama siyaset soğukkanlı yenen bir yemektir. Son gün bütün işler bitene kadar hiçbir arkadaşım, ister Saadet Partili olsun, ister Devalı, ister Gelecekli, ister İyi Partili, ister Demokrat Partili, ister Cumhuriyet Halk Partili, hiçbir değerli kardeşim görevinin bilincini bir kenara bırakmasın, görevine sahip çıksın ve bu mücadeleyi tamamlandırın. Bu zulüm dönemini kapatalım. Hani diyorlar ya Saadet Partili kardeşlerimize, siz CHP'nin altı okulun altına nasıl oy atacaksınız? Haram yiyenlere oy atmaya uygun görüyorsunuz da, onları oraya teşvik etmeye uygun görüyorsunuz da, Cumhuriyet Halk Partisi'nin namuslu altı okulun altına uygun görmüyorsunuz? Demokrat Parti bizim 1950'den beri kadim rakibimiz. Biz 1950'de çok partili hayata geçildiğinden beri Demokrat Parti ile kadim rakipler olduk. Bugün eğer bir aradaysak bunda Türkiye'nin geleceği için bir hayır var demektir. Saadet Partisi ile diğer partilerle farklı farklı yerlerde durduk. Farklı siyasetlerimiz var. Biz Saadet Partili kardeşlerimizi Cumhuriyet Halk Partilileştirmeye çalışmadık. Böyle bir derdimiz yok. Saadet Partili kardeşlerimiz de bizi Saadet Partilileştirmeye çalışmadı. Biz farklı siyasetler olduğumuzun farkındayız. Bununla gurur duyuyoruz. Farklı partileriz, farklı programlarımız var, farklı liderlerimiz var. Ama bir tane sevdamız var, o sevdamız Türkiye. Bu sevdamız için bir araya geldik. Bu seçim helal lokma yemek isteyenlerle beşli çeteler arasında geçen bir seçim. Bu seçim Türkiye'nin geleceğini kimseye ayırmadan 85 milyon tamamını kucaklamak isteyenlerle dar bir saray çevresinden Türkiye'yi yönetmek isteyenlerin arasında bir seçim. Bu seçim emeklinin, emekçinin, yoksulun, dar gelirinin, esnafın daha iyi koşullarda olması mücadelesini verenlerle sarayda lale devri devam etsin diyen kesimler arasında geçen bir seçim. Bizim safımız belli. Bizim safımız belli. Bizim safımız Sayın Çevi'nin safı. Bizim safımız Saadet Partisi'nin safı. Bizim safımız Demokrat Parti'nin safı. Bizim safımız İyi Parti'nin safı. Bizim safımız Gelecek Partisi'nin, Deva Partisi'nin safı. Bizim safımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin safı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun safı. Değerli arkadaşlarım, ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok heyecanlı, çok güzel bir toplantı oldu. Bugün esnaf ziyareti yaparken bazı arkadaşlar dedi ki esnaftan, 2-1 olacak başkanım dedi. Ben 2'nin kim olacağını anlamamıştım. Az önce adaylarımız konuşurken 2 Millet İttifakı, 1 Cumhur İttifakı olacak onu anladım. Bir de çevirinize ihtiyacım var. Orada Ma Kemal Mevulur yazıyor. Ben anlamıyorum. Ben Kemal geliyorum. Doğru yazmış kim yazdıysa. Ellerine sağlık değerli kardeşim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu işi tamamını hep beraber erdireceğiz. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Allah sizden razı olsun. Bu mücadeleyi veren liderlerimizden razı olsun.